Herkese merhaba arkadaşlar. Yıldızların Aşkı 2. sezon 8. bölümdeyiz. Bazı savaşlar açıktır ancak bazıları değildir. Sosyal etkileşimler de dokun tuzakları kadar patlayıcı olabilir. Bölüm 8. Bugün her şey değişecek. Geldik. Ekip kalabalık bir şekilde araçlarından indi. Kızlar, Todd ve Sessiz Jack eğlenmeye geldiler. Öf Todd, bunu nasıl yapabiliyorsun? Ben onunla değilim. İyi mizah anlayışınız yok. Anlıyorum, mizah şu ki sen ve Jacob kadınlarla ilişki kurmaktan acizsiniz. Ama popüler misiniz gibi davranıyorsunuz. Çok komik, beğendim. Öyle olsun. Ursula lafı ağzına tıktı, gördün mü? Salla gitsin. Ama yine de bizimki. Kırlangıç. Kırlangıç olsun. Bizim kırlangıç en iyi görünüyor. Hatta çok fazla. Tekrar dikkat çekebileceğinden endişelenmeye başlamıştım. Sizin kültürünüzde araba kullanmanın amacı bu değil mi? Ama başka bir yerden geldiğinizde değil. İşte diğer medeniyetlere ne tür bir örnek verdiğinize bakın. Gözlemlerime göre sizin toplumunuzda öne çıkmamak daha şüpheli olur. Ve bundan bahsetmişken, bu partide ne yapmamız gerektiğini hala çözebilmiş değilim. Gerekiyor kendimizi göstermek, eğlenmek, bağlantı kurmak. Yoksa sizin gezegeninizde işler böyle yürümüyor mu? Peki, neden olmasın? Halktan insanlar elbette böyle bir şey yaparlar. Ama soylu saray mensupları değil. Yönetici ailenin statüsü sadece kanun ve kararname çıkarma hakkında daha fazlası. Bu ve belirli bir ihtiyaç. Kamusal yaşam biçimi buna gücüm yetmezdi. O zaman telafi etmenin zamanı geldi. Neşeli hayvan gürültülü bir ortamda bulunmaya ve her hışırtıdan saklanmamaya hevesliydi. Üzgünüm Fido ama dışarıda kalmalısın. Anladığım kadarıyla dünyalılar halka açık yerlerde evcil hayvanları pek hoş karşılamıyor. Metamorfun tüm bakışları böyle bir adaletsizlik karşısında derin bir anlayışsızlık ifade ediyordu. Öyle, çünkü evcil hayvanlar genellikle yaramazdır ve bir şeyler yemeye veya kırmaya çalışıyorlar. Sanırım kesinlikle ama kesinlikle yaramazlık yapmayacağını söylemeye çalışıyordu. Hayır, bu numara işe yaramaz. Seni tanıyorum, evdeki tüm çekmecelere kilit takmak zorunda kaldım. Ama hepsini kırmayı başardın. Utanmıştı ve pişmanlık duyuyordu. Ama dışarıda bizi koruyabilir ve bir şey olmamasını sağlayabilirsin. Siz de onu... Biz de sana oradan mutlaka bir şeyler getireceğiz. Ama görünüşünü değiştirmen gerekecek. İstasyonda bu kılıktan çok ödün verdin. Uzaylı Rakun, uzaylı Bambi. Bambi olsun. Evet, fena görünmüyor. Ve şimdi bir yere ne tür bir hayvanın girdiğini açıklamak daha kolay olacak. Ve birinin malzemelerini yağmalamak. Böyle daha iyi. Sanırım ben de reenkarne olmalıyım. Araba aynası, gölge paleti ve... Yıldızlar. Pus. Oklar. Ne yapsak? Orada ne yapıyorsunuz? Daha ne kadar kapıda bekleyeceğiz? İçeri girmek için sabırsızlanıyorum. Koş koş. Partili bölümleri genelde sevmiyorum. Vay canına, burada bir sürü insan var. Anladığım kadarıyla ilk kez bir partiye gidiyorsun. Ama müzikleri yüzünden sevmiyorum, bunu da belirteyim. Yani okulumdaki partiler çok farklı. Genelde ilk soru şudur, baban ne iş yapıyor? Ve bundan sonraki tüm ilişkiler bunun üzerine kuruluyor. Ve yandaki salonda herhangi bir ziyafet ya da resepsiyon geçmediğinde. O zaman şimdi iyi vakit geçirme zamanı. O, nedir o, punch mı? Onunla dikkatli olmanı tavsiye ederim. Belki de bu gece biraz dağılmalıyız, yoksa hep beraberiz. Diplomatik olarak yapılacak en doğru şey bu olurdu.
ve kendilerine bir bardak punch dolduran grup evin etrafına dağıldı. Amber punchından güzel bir yudum aldı. Kime yaklaşmalıyım? Sporculara, moda tutkunlarına, akıllı adamlara. Kime yaklaşsak? Allah'ım, yaklaşırken de arada şarj aletimi çıkarmışım, bir saniye. Bunda gerçekten kararsızım. Sporculara yaklaşalım. Spor istatistiği de kasalım biraz. Beklendiği gibi. Güçlü ve yetenekli olanlar birbirlerini destekliyorlardı. Jacob, sen de eskiden sporcu değil miydin? Uzun zaman önceydi. 2 yıl önce. Bir de uzun zaman önce diyorsun. Kariyerine geri dönmeyi düşünmüyor musun? Yalnız o yaşlarda bence 2 yıl uzun bir zaman gerçekten. Evet, eskiden normal bir adamdı ama şimdi dangalağın teki. Sen de patavatsızın tekisin ya. Joe ani ve her zamanki gibi düşüncesizdi. Jacob oyun kurucuya sert bir bakış attı ve sağlıklı eliyle fincanını hafifçe tokuşturdu. Sakin ol, parti süresince bir ateşkesimiz var. Tamam ama takımı beklemeyin, bunun için zamanım yok. İnşaat alanında meşgul olduğun için mi? Orada da kalacaksın ve kolej şimdiden bana bir spor bursu teklif ediyor. Kimin umrunda ki? Haklı. Jacob'ı seçeceğim tabii ki de. Sen kendi işine bak, o kendi hayatının efendisi. Siz top oynarken o iş yapıyordu ve şimdi o bir usta ve sen hala bir serserisin. Yapmamalıydın ama teşekkür ederim. Muhtemelen pas geçeceğim. Neyse, yapacak başka işlerim var. Hey Leo, neden daha sert bir şeyler almıyorsun? April ve ben bu gece çok eğleneceğiz. Ne oluyor be? Sarayla birliktesin değil mi? Sarah benden ayrıldı ve April ödevlerimi yapmaya yardım ediyor. Seçim çok açık. Yarın Ursula'yla yoğun bir çalışmamız var. Ve vücutlarımızda fazladan neme ihtiyacımız yok. Ne zamandan beri bu kadar çürümüşsün? Antrenmanlara başladığımdan beri. Ne yani, şimdi erkekleri takas edeceksin. Ona kadın bile diyemezsin. Biliyor musun Joe? Siktir git. Bana iyi davrandı. Ve onun antrenmanlarıyla kendimi daha iyi hissediyorum. Sen bizimle misin? Ne? Hayır. Tüm olanlardan sonra ben punch'a bile dikkatle bakıyorum. Şimdi nasıl yaşamaya devam edeceğimi bilmiyorum. Sporcular olgun işlerine devam ettiler. Sporcularla sohbet etmek tam bir vakit kaybıymış. Keşke başka bir şey seçseydim. Başka neler olup bittiğine bakacağım ve biraz daha punch güzelmiş. Amber punch'ından güzel bir yudum aldı. Herkes eğleniyor mu? Belki daha fazla müzik. Partinin sahibi belli ki gergindi ve partideki herkesi memnun etmeye çalışıyordu. Ve sonra bakışları köşedeki beyaz bir noktaya takıldı. Akira? Sonunda fark ettin. Demek radyasyon bana istediğimden daha fazla zarar verdi. Gösteriş yapmanın ve saklambaç oynamanın bir anlamı yoktu. Gruba yakın kalmalıydın. İşte buradayım, tavsiyene uyuyorum ve toplumunuzu daha iyi anlamaya çalışıyorum. Biliyor musun, toplumla birlikte hareket etseydin daha kolay olurdu. Beni anlamayı bırak, beni kabul etmeye bile hazır olduğunuzu sanmıyorum. Burada gerçekçi olmayan bir şekilde zeki olduğunu düşünüyorsun. Ama aslında sen de o kadar gizemli değilsin. Peki benim hakkımda ne söyleyebilirsin? Vücudun sahte. Mükemmel vücut ölçülerin var ama yağ veya melanin yok. Basitçe söylemek gerekirse, hayat boyunca biriktirdiğimiz her şey sadece geleneksel olarak göze çarpmamak için yapıldı ve bir oyuncak bebek gibi içine yerleştirildin. Bu iddialıydı. Fena değil. Gerçi özel bir bilgi gerektirmiyor. Biraz mantık yeterli. Eklemek istediğin bir şey var mı? Daha 10 yaşında bile değilsin. Oha, o da çok küçükmüş ya. Bu oldukça doğru bir varsayım. Neye dayanıyor? Müzikle ilgili bir sorunun var. Klasiklerden bahsediyorsun ve modern müziği sevmiyorsun. Ürpertici elektronik ritimler. Kulağını bir transformatöre dayamak gibi. Ama rock'n'roll hakkında hiçbir şey söylemedin. Melodik ve canlı. Caz ya da blues hakkında. Sinatra'nın kadifemsi sesine hayran değilsin. Sağlam göz varmış. Etkilendim ama hepsi yüzeysel. Dünyada bulunma nedenlerim hakkında bir şeyler söyleyebilir misin? Beğenmediği söylediğimiz şeylere de bir bakın. Love'la ilgili. Bu cesur bir varsayım. Gerçeksen bilinçsin. Ayrıca müzikle ilgili bir şey ve dolayısıyla dalgalarla ilgili bir şey de var.
Ajanın kız kardeşi senin de düştüğün sıralarda uçuş sırasında düştü. Bu arada Omnius garip sinyaller hakkında bir şeyler söylüyordu. Ve Wolf'la onu tanıyormuş gibi konuşuyorsun. Ama onunla temas kurmaktan kaçınıyorsun. Ve eğer babanın radyo teleskoplar üzerindeki bazı çalışmalarını düşünürsek, yanlışlıkla onunla yer değiştirdiğini söyleyebilirim. İşte bunu beklemiyordun değil mi? Bravo, tüm küstahça sözlerim için özür dilerim. Ne oldu? Şimdi senin topluluğuna layık mıyız? Benim bunu düşünmem gerek. Ve Amber beyaz saçlı uzaylıyı düşünceleriyle yalnız bırakarak takılmaya devam etti. Yine mi içiyoruz? Pantından güzel bir yudum aldı. Kime yaklaşmalıyım? Moda tutkunlarına, akıllı adamlara. Moda tutkunları da bence hiç hoş değil ama gidelim bari. Diplomatik görgü kurallarına göre resepsiyonun ev sahibesine saygılarını sunmadan edemezdi. İtiraf etmeliyim ki çok fazla partiye katılmadım ve geceni takdir edemiyorum. Daha önce hiç partiye gitmedin mi? Ne yazık ki ailem elbette resepsiyonlar düzenlerdi ama bunlar sadece toplumun yetişkin üyeleri içinde. Resepsiyonlar mı? İlginçmiş. Biraz daha anlat. Hep yüksek sosyetede olmayı hayal etmişimdir. İnan bana göründüğü kadar heyecan verici değil. Çoğunlukla resmi ritüellere uymak ve bağları güçlendirmek. Bağlantılar mı diyorsun? Ben de bir bağlantı kurmak isterdim. Bu arada kostümün güzelmiş. Kız prense yaklaştı ve flörtöz bir tavırla parmağını prensin göğsünde gezdirdi. Çabuk uzaklaş. Neden bu kadar açgözlüsün? Onu sadece sen mi alacaksın? Sadece derken kaç kişi almalı onu? Buna hakkım var. Bu benim partim. Annen sana paylaşmayı öğretmedi mi? Joe yine de April'ın yanına gitti. O yüzden. Ray kadınların ilgisinden nereye kaçacağını bilemiyordu. Amber'ı bakışlarıyla buldu ve sadece dudaklarıyla konuştu. İmdat. Bu işten nasıl sıyrılacağını gör. Prensi pençelerinden kurtar. Amber'ın içinde bir öfke lavı kaynıyordu ve önüne çıkan her şeyi bir sel gibi yıkarak patlamaya hazırdı. Burada neler oluyor? Allah'a şükürler olsun. Mu? Uzaylı sonunda nefesini vermeyi ve sıkıştığı köşeden çıkmayı başardı. Kimin reyime uzanan fazladan parmakları var? Ah ne kadar da sahipleniciyiz. Bir ilişkide sadık olmakta yanlış bir şey görmüyorum. Bunu seninle sonra konuşuruz. Sen nasıl istersen. Ah pek istemedim zaten. Selam kızlar. Bakıyorum parti tüm hızıyla devam ediyor. Ah sen Amber'ın havalı arabası olan arkadaşı mısın? Evet böyle bir şey var. Sen şu havalı okuldansın değil mi? Babanın yönettiği okul. Yine mi? Gerçekten mi? Mutfağımı kim mahvediyor? Yine girmiş bir yolunu bulup yemeye. Zavallı hayvan tozu yemiş. Bu onu öldürecek. Şimdiden morarmaya başladı. Ev sahibi talihsiz hayvanı kurtarmak için koştu. Amber pançından güzel bir yudum aldı. Hey siz oraya giremezsiniz. Vazoya dikkat et. Ah ben alayım onu daha iyiye. Parti hız kazanıyordu ve ev çok gürültülü olmaya başladı. Ve bu panç kafayı dağıtıyor. Sıcaklığa ve şefkate hasret kaldım. Amber salona baktı ve nişanlısının yanına... Nişanlı mı? Ne zaman nişanlandı? Bir sorun mu var majesteleri? Ha? Prens sanki Amber onu hazırlıksız yakalamış gibi ürperdi. Hangi cehennemdesin sen? Uçan dairen bitti. Çoktan yere düştü. Az önce burada Akira ile karşılaştım ve bu beni düşündürdü. Ne tür düşünceler bunlar ki beni fark etmiyorsun bile? Ray başını temkinli bir şekilde salladı. Kulaklarımızı dört açalım. Sembolik. Düşündüğünden de fazla prensesim. Dal kavukluk zor bir sohbete hazırlanmaya mı çalışıyor? İtiraf etmeliyim. Bu sefer zor bir konuşma olması planlamamıştı. Buna inanamıyorum. Uzatma. Bunu duyduğuma sevindim. Zor zamanlar nihayet geride mi kaldı? Ve hayatının tadını çıkarabiliyor muyuz?
Sadece bir şey düşündüm. Ben Ursula ve Metamorph, Akira. Ayrıca dokun yeniden yapılmış uzaktan kumandasında gördüğüm parçalar. Çevrenizdeki gezegenin böyle bir döner kapı olduğunu hiç düşünmemiştim. Yine vatanımı mı aşağılıyorsun? Özür dilerim ama söylemek istediğim bu değildi. Alef 3'te şu anda bile başka uzay vatandaşları olabilir demek istedim. Ayrıca eve dönme fırsatı bulamadan insanlar arasında saklanmak zorunda kaldı. Ve onları bulmaya çalışabiliriz. Bu harika bir fikir. Bu seçim ilişkilerin gelişimini etkiledi. Ayrıca yeterli ekipmanımız var ve artık enerjimiz de var. Ve dikkatli ol. Dur, kabul ediyor musun? Uzaylı bir prensle nişanlandım. Sanırım artık tuhaflaşmak için ayrıca ikna edilmeme gerek yok. Hayatımın ışığı. Prens aniden Amber'a doğru eğildi. Yüzünü bir sürü kısa öpücükle kapladı ve hoş bir limon ve meyveli tat bıraktı. Kraliyet doğasının sana huzur vermediğini ve imparatorluğunu kurmaya çalışmaktan vazgeçmediğini görüyorum. Kim bilir, bu sefer onu gerçekten öptü ama o an garip seslerle bölündü. Evet, buradan iyi bir açı olmalı. Joe kamerayı dolabın rafları arasına yerleştirmişti. Kızıl saçlı nerede? O ne yapacak? Olanları mı çekecek? Ay pislik! Burada kal ve gözcülük yap. Çalışacağım. Ve Amber yıldırım hızıyla merdivenlerden aşağı indi. Nerede o? Onu bulmak uzun sürmedi. Hiçbir yere gitmiyorsun. Evet gidiyorum. Sadece kıskanıyorsun. Çünkü ben çoktan öpüştüm ama sen öpüşmedin. Yalnız April ne kadar değişmiş. Büyütülecek bir şey değil. Kes şunu. Zaten sarhoşsun. Buradaki herkes öyle. Ona gideceğim. Ve belki de bu gece sonunda. April. Ne var? Çatıdaydım. Joe yukarıda hazırlanıyor. Yani hazırlanıyor derken oraya gizlice bir kamera yerleştirdi. Ne? Talihsiz onur öğrencisi neredeyse gevşedi. Onu gerçeğe döndür, ona ilham ver. Sakın şu anda kendini acımaya ya da çirkin demeye kalkma. Deneyimsiz ve hayalperest olduğunu anlıyorum. Ama neyse, bu her ilk filmde var. Evet, manyak cadıyı hatırla. Aması yok, beni dinle, mucize diye bir şey yok. Ve onun gibi bir salak asla bu kadar zeki birine aşık olmaz. Dünya kötülerle dolu ve onlar hakkında kendinizi kandıramazsınız. Etrafında bir yerlerde seni seven biri var. Ama sen Joe'dan daha iyi değilsin. Yanlış yerde arıyordun. Peki şimdi ne yapacağız? Amber'in aklından aniden dokun zulmü kadar sinsi bir plan canlandı. Sen beni korkutuyorsun. Ben bile biraz huzursuz hissetmeye başladım. Buraya gelin, bir fikrim var. Planına kendini mi düşüreceğiz, ne yapacağız? Selam yakışıklı. Sonunda, ben de seni bekliyordum. Nerelerdeydin? Belli olmuyor mu? Kendime çeki düzen verdim. Ve arkadaşlarımdan bazı oyuncaklar aldım. Meraklandım. Rahatla koca adam, hepsini kendim yapacağım. Bana uyar. Bu utangaç kızın kedi zarafetini ve el becerisini nereden aldığı belli değil. Evet, şimdi sen. Bir dakika. Kelepçe bilezikleri Joe'nun kollarının etrafına kapandı. Nereden aldın onları? Ursula'nın eğitiminden ama şu anda endişelenmen gereken şey bu değil. Ne demek istiyorsun? Gizli bir sapık falan mı oldun? Ben değilim ve bu arada bundan sonra ne olacağını görmekten utanırım. Sonuçta ben hala bir kızım. Odanın kapısı büyük bir gürültüyle açıldı. Sen mi? Ursula niye elmaslı bir seçim? Evet. Burada neler oluyor? Biliyor musun, komşumuzun çok garip bir zevki var. Hep merak etmişimdir. İnsanlar bu tür şeylerden gerçekten zevk alabilir mi? Her zaman böyle bir şey denemenin ahlaksızlık olduğunu düşünmüşümdür. Yani birini ikiye bölmek ya da kafasını kesmek bu iyi. Ama böyle bir şey, savaşçı gizli kamerayı düzeltti. Bugün çizgiyi aşmak istedin ve bunun bedelini ödeyeceksin.
Bu bir süre devam etti. Çok uzun değil ama çok az da değil. Kameraya bir şeyler çekmeye yetecek kadar. Özgürsün. Benim kurtarıcım. Ve sana şunu söylemek istiyorum. Bir daha böyle yanlış anlaşılmalar olmayacak. Şu andan itibaren bu kız benim. İstediğiniz gibi davranın ama ben uyardım. Ne demek senin? Açık olduğunu sanmıştım. Yüksek sesle söylenmemesi gereken bazı şeyler var. Birlikte zaman geçiriyoruz, sır saklıyoruz. Ve bunun gibi şeyler. Ben de öyle düşünmüştüm. Katılıyorum. Bu olay açıkça partiyi sarstı. Joe utanç ve mahcubiyet içinde evden dışarı fırladı. Ne korkunç. Burada neler oluyor? Bunu benim yatak odamda mı yaptın? Kız olay yerini incelemek için koştu. Adalet yerini buldu. Kötü bir zamandaysa özür dilerim kullanıcı. Ah Omnius. Anlarını nasıl seçeceğini iyi biliyorsun. Burada bir şey var. Sıfırlama çubuğunu çok dikkatsizce kullanıyorsunuz. Partide çok fazla duygu olabileceğinin farkındayım ama onu şarj etmekte çok zorlandık ve şimdi siz onu harcıyorsunuz. Bekle bekle, neden bahsettiğini anlamıyorum. Sıfırlama çubuğunun bununla ne alakası var? Giderken almıştınız, daha doğrusu Ursula aldı. Yani Kurtz onun isteğiyle. Kurtz mu? Kurtz'un bununla ne ilgisi var? Kızdan hem alkol hem de eğlence anında kayboldu. İçgüdüleri ona işlerin gerçekten kötüye gitmek üzere olduğunu söylüyordu. Oy oy. Bilgisayarın oy oy çekmesi peki. Görünüşe göre gezegendeki en güçlü silahı ona emanet etmişim. Ve emisyonlara bakılırsa bu birkaç saat içinde bir şekilde ustalaşmayı başarmış. Şu anda nerede olduğunu bulabilir misin? Zaten. Ne demek zaten? O zaten yanınızda. Bacaklarını hissedemeyerek dışarı fırladı. Nerede o? Kendimi savunmam gerekirse inanılmaz derecede inandırıcıydı. Buradayım. Bugün her şey değişecek. Ve bu bölümümüz de bitti. Sonraki bölümlerde görüşene kadar kendinize iyi bakın.